üretim yapan en büyük Temmuz ayı 2017 ihracat rakamları Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılımıyla Manisa'da açıklandı. Biz Endüstri 4.0'a geçtiysek iş ortaklarımızla hızlıca buna geçmeliyiz. Organize sanayi bölgesinde düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mümtaz Kahya katıldı. Elbette o gün ortada Ar-Ge diye. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mümtaz Kahya'nın da katıldığı programda Bakan Zeybekçi ihracat rakamlarını değerlendirdi. %5'ini gerçekleştiren bir grup olarak 2020'de hedefimiz... Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Milletvekilleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, Türkiye İhracatçılar Meclis Yönetim Kurulu üyeleri, Zorlu Holding Üst Yönetimi ve sanayiciler katıldı. Bakan Zeybekçi konuşmasında mazeret istemediğini ve ihracata devam edilmesi gerektiğini söyledi. Geçen sene Türkiye'de ihracata dayalı büyümeyi arkasından getirecek olan yatırım teşviklerinin baştan aşağı yeniden düzenlenmesi, dizaynın, yeni teşviklerin hayata geçirilmesiyle ilgili çok önemli bir dönem yaşadık, hazırlık süreci yaşadık. Ve bu hazırlık sürecinin sonu olarak da 2016'nın son çeyreğinde ihracatla ilgili çok olumlu gelişmeleri almaya başladık. Ve kesintisiz bir şekilde şu anda 9 aydan bu yana, sanırım bu ay 10. ay olabilir, 9 aydan bu yana ihracatımızda artarak yukarıya doğru giden bir artışımız var. 2016 yılındaki yıllık ihracatımız 142.3 milyar dolar. Bugün itibariyle geçmişe doğru 12 aylık ihracatımız tam 150 milyar dolar. Ve yıllık bazda baktığımız zaman ihracatımız ilk 7 ayda 88.9 milyar dolara ve aynı zamanda da yıllık artışımız da %9.2'lik bir artışa ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bakan Zeybekçi'ye ve Ahmet Nazif Zorlu'ya plaket verdi. Nazif Zorlu ise Bakan Zeybekçi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı başta olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mümtaz Kahya'ya yeni ürettikleri Venüs Z10 modeli telefon hediye etti.